Bu eğitim filimizdeki uygulamamızda sizlerle böyle bir geometri nasıl çizilebilir onu inceleyeceğiz. Bunun için öncelikle yaptığım işlemi siliyorum. Geometriyi de kaldırıyorum. Ve sizlerle işlemin en başına geri dönüyoruz. Bakın, yaptığımız işlem aslında çok basit. Temelde elimizde aslında böyle bir dikdörtgen var. Bütün yaptığım işlem size bir dikdörtgen çizdim, küpe dönüştürdüm. Ondan sonra keserek onun içini boşalttım. Çok özel sayısal değerler yok bunda. Ondan sonra gelip yan yüzeye dik baktım. Karşıma aldım. Ve ardından arc ile arc komutuyla dikkat buyurun böyle bir form çizdim. Çıktım. Çizdiğiniz form tamamen size kalmış. İlla benim istediğim gibi bitirmek zorunda değilsiniz. Elipslerle de çizebilirsiniz. Başka yerlere de taşıyabilirsiniz. Ama netice itibariyle bir yay olsun. Ondan sonra bu yüzeye geçtim ve dik baktım ve aynı şekilde buraya skeç açtım. Ondan sonra dilerseniz yeni başlayanlar için öneriyorum. Hiza çekmek için construction line'lar kullanın. Yani geçici center line çizgileriyle kendinize belli hizalar yaratın. Ondan sonra da geldim. Bu sefer biraz daha farklı gideceğim. Bir çizgi çizdim. Bitti. Geldim bir çizgi daha çizdim. Ve yay ile bunları birleştirdim. Görüyor musunuz? Sketch'ten çıktım. Her iki yüzeyde de çizilmiş iki tane sketch'im var. Bunları Insert, Curve, Projected'la Sketch on Sketch diyerek birbirinin üstüne düşürüyorum. Diyorum ki bu skeci bu skece düşür. Gördüğünüz gibi uzayda böyle bir form oluşuyor. Eğer siz şuradaki geometriyi sürekli devam eden bir skeç çizseydiniz ki örnek veriyorum. Geldim. Buradaki üst yapıyı sildim şurayı. Bunu da sildim. Ve hiç kesintisiz bir ark çiziyorum. Geldim yayı çiziyorum. Tepesine dokundum. Ark çizmeye başladı. Aynı hizadan aşağıya indim. Böyle bir şey çizseydiniz ve bunu iz düşürseydiniz Insert, Curve, Projected, Sketch on Sketch o zaman kesintisiz çok daha güzel bir yüzey elde edecektiniz. Buradan sonra yaptığınız işlem aslında çok basit. Referans geometriye giriyorsunuz ve referans geometriden tam bunun ucuna, şu çizginin ucuna bir düzlem atıyorsunuz. Hepsi bu. Daha sonra bu düzleme gelip istediğiniz büyüklükte bir daire çizin. İki daire çizin. İlla ki bir tane şart değil. Üç tane çizin. Kaç tane çizerseniz çizin. Sketch'ten çıkıp sweep dediğiniz zaman patikası ile birlikte şekliniz oluşacaktır. Ondan sonra yapacağınız işlem çok basit. Arkadaki gövdeyi saklıyorsunuz zaten. Bunu illaki şekiller çizip yapmak zorunda değilsiniz. Yani şu dışta çizdiğimiz ilk şekle aslında ihtiyacınız yok. Planelerle, düzlemlerle de yapabilirsiniz. Ben sadece örnekte size kolaylık olsun diye böyle yaptım. Ben Haluk Tatar. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.